Evet, bebeğimizin kafasıyla devam ediyoruz. Sihirli halkamızı yapalım. İçine 6 sık iğnemizi koyalım. Sık iğnenin tepesine batarak devam ediyoruz. İlmek belirleyicimizi alalım burada. Her sık iğnenin içine çift batarak 12 sık iğne elde edeceğiz. Her sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir üst sırada bir tek bir çift yapacağız. Bir tek bir çift. Bir tek battım. Diğerine iki tane batıyorum. Bir tek bir çift şeklinde devam ediyorum. Şimdi iki tek bir çift yapıyorum. İki tek ördüm. Bir tane çift battım. Bir, iki, üçüncüye çift batıyorum. Bir, iki, üçüncüye çift. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. İki tek bir çift yaptıktan sonra 3 tek bir çift yapıyorum. 1 2 3 tek battım. 4.'ye çift batıyorum. Üç tek bir çift şeklinde devam edelim. Şimdiki sıramda 4 tek bir çift yapıyorum. 1 2 3 4 tek battım. 5.'ye çift batıyorum. 4 tek bir çift yaparak sonuna kadar gelelim. Dört tek bir çift yaptım. Şimdi sıra 5 tek bir çiftte. 1 2 3 4 5 tek battım. 6.'ya 2 tane batıyorum. 5 tek batıyorum. 6.'ya çift batıyorum. Son artırmayı yapıyoruz. Yani yanak kısmına kadar düz öreceğimiz kısma geçeceğiz. 6 tek bir çift olarak yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tek battım. Diğerine 2 tane batıyorum. 1 2 3 4 5 6 tek ördüm. 7.'ye çift batıyorum. Sonuna kadar bu şekilde. 6 tek bir çift yaptım. Düz öreceğim. 9 sıra. 9 sıra hiç artma azaltma yapmadan tek tek batarak devam ediyorum.
Evet, 6 tek bir artır yapmıştık. Sonra 10 sıra düz örelim dedik. Ve şimdi yanak artırmasına geldi sıra. Bir tek batmıştım. İkinciyi batıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tek battım. Ve şimdi artırmaya başlıyorum. Sağ tarafın yanak artırmasını yapıyorum. 1 artırdım. 2 düz örüyorum. Tekrar 1 artırıyorum. Tekrar 2 tane düz örüyorum. Tek batıyorum yani. Şimdi bir tane daha artıracağım. Sonra 7 tane tek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi yine bir artırma yapıyorum burada. 2 tane tek batacağım. Tekrar bir tane daha artırıyorum. Yine 2 tane tek batıyorum. Sağ tarafta ne uyguladıysam sol tarafta da aynısını uygulayacağım. Çünkü yanak ikisi de aynı olacak. Ve son artırmamı yaptım. Sıra sonuna kadar tek örüyorum. Yanak artırmasından sonra yanağımızı belirginleştirmek için burayı da düz öreceğiz. Bunu da 5 sıra düz örelim. Tek tek batarak 5 sıra örelim. Sonrasında azaltmalarda tekrardan buluşalım. Yanakları 5 sıra düz ördüm. Şimdi azaltmalara de başlayacağım. Burada ilk başta artırma yapmadan önce 13 tek örmüştüm. Yine 13 tane tek öreceğim. Artırma yerlerini azaltacağım. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bakalım. Evet, burada azaltma yapıyorum. 2 tane tek örüyorum. Tekrardan azaltıyorum. Sağ ve sol tarafta da 3 tane azaltma yapmış olacağız. 1 2 tek örelim. Bir tane azaltalım. 2 yanak arasındaki boşluğa da 7 tek örmüştük. 3 4 5 6 7 Azaltmalara devam ediyorum. 1 azalttım. 2 tek ördüm. Tekrardan azalttım. 2 tek ördüm. Ve son azaltmayı yapıp sıra sonuna kadar düz bir şekilde öreceğiz. Azaltmalara devam ediyorum. Başta 6 tek bir artıra kadar gelmiştik. Şimdi de azaltmalara oradan devam edeceğim. 2 tek ördüm. 3 4 5 6 tek örüyorum. Bir tane azaltıyorum. 1 2 3 4 5 6 tek ördüm. Bir tane azalttım. Bu sırayı bu şekilde 6 tek bir azalt şeklinde yapıyoruz. 6 tek bir azalt yaptım. Şimdi sıra 5 tek bir azalttı. 3 tek, 4 tek, 5 tek ördüm. 6.'yı azaltıyorum.
5 tek, 6. azalt. Bu sırayı da 5 tek bir azalt yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi gözleri takacağımız yer, göstereyim. Tam yanak artırmasına başladığımız, daha doğrusu 7 sıra boşluk bıraktığımız kısma takacağım. 7 sık iğne sayalım. Hemen artırmanın bir üstüne takıyoruz. Buradan da sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. sıraya takmış olacağız. 10 milim kilitli göğüs takacağım. Tığ yardımıyla açabilirsiniz takacağınız yeri. Daha kolay takarsınız o zaman. Daha büyük göğüs takmak isterseniz takın. Ben 10 milim takmayı düşündüm. Daha iyi olacak diye. Kilitli, güvenlikli kilitlerini de takayım. Şekilde azaltmalara devam edelim. Biraz daha azalttıktan sonra el lafını da koyarız. 5 tek bir azalttım. Şimdi 4 tek bir azalt yapıyorum. 2 tek batmıştım. 3 tek, 4 tek bir azaltıyorum. Bir, iki, üç, dört tek bir azalt. Sıra sonuna kadar 4 tek bir azalt yapalım. 4 tek bir azalt yaptıktan sonra el laf koyalım ve sonra 3 tek bir azalt şeklinde devam edeceğiz. 4 tek bir azalt yaptıktan sonra el lafı koydum. Bakın gayet doldurdum. Siz de bütün eşit, her yere eşit gelecek şekilde koyun el lafını. Devam ediyorum azaltmalara. 3 tek bir azalt yapacağım bu sırada. 1, 2, 3 tek bir azalt. Bu sırada da 3 tek bir azaltı yapalım. Sonra tekrar buluşalım. 3 tek bir azaltı yaptıktan sonra 2 tek bir azaltı yapıyorum. Boynunda 18 sık iğne kalana kadar azaltmış olacağız. 2 tek bir azalt şeklinde devam edelim. Evet, boyunda 18 sık iğne kaldı. Bakın burada boşluklar oluştu tekrardan. O yüzden el lafı koyalım. Şimdi ben ilmek kaydırmayla bir zincir çekerek bitiriyorum. Uzunca bir ip keseceğim. Bir 15 santim falan keseceğim ipi. Bitireceğim. İlmek belirleyiciyi çıkartabiliriz. Elyaf koyalım. Yüzünü şekillendirelim. Perianın koyu kahve rengisini katlarına ayırıyorum. 3 katını kaş göz işlemede kullanacağım. Göz çukuru için ten renginden kesiyorum biraz. Alttan giriyorum. Bakın buradan çıkıyorum. Aynı şekilde yandan gireceğim. Tekrar bu taraftan biraz göz kilitleri engel oluyor da o yüzden zorlanabiliyorum. Yine bu yandan çıkıyorum aşağıya. Alttan çekelim ipi. Bağlayalım.
Kahverengi ipi aldım. İğneme geçirdim. Şu şekilde. Kaş içinde şöyle bakıyorum. Gözün 1, 2, 3, 4, 5. sırasından bir altına çapraz giriyorum. Şöyle. Yanlış yerden çıktım. Şuraya geçeyim. Bu da aynı. Tekrar alttan çıkıyorum. Böyle. Bağlayalım kahverengileri de, sonra kesebilirsiniz. Beyaz ip aldım. Yanlara şöyle beyaz yapacağım gözüne. Aynı şekilde diğer tarafa da yapıyoruz. Aşağıdan giriyorum. Yan taraftan şöyle çıkıyorum aşağı. Beyaz ipi de aynı şekilde kaybedelim. Bağlayalım. Tel rengi ip geçirdim. Burun yapacağım. Hemen gözün bir altına, 4 skinin içine. Bakın buradan zaten 1 2 saydım. Buradan da 1 2 1 2 sayınca 1 2 3 4 ortadaki 4 skini burnumuzu yapalım. Birkaç kere girip çıkacağım. Size ne kadar büyüklükte olmasını istiyorsanız o kadar girin çıkın. Sonrasında tekrar zaten alttan çıkartacağız. Onu da bağlayacağız. Burun da bu şekilde oldu. Dudak için de bordo ipim var. Ondan kestim biraz. Bakın 3 skini göstereyim, şöyle çıkartayım hatta. Burnun 1-2 altına, 1-2 skini altına, 1-2-3 tane skiniye sadece bir çizgi gibi yapacağım. Siz farklı şekillerde yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Size kalmış. Ben bu şekilde daha tatlı olduğunu düşünüyorum. Böyle ufacık bir şey yapacağım. Çok şirin bir ifadesi oldu. Evet, yüz bu şekildeydi.